Başkanım, son günlerde ilçemizde yaşanan sokak hayvanlarıyla, sokak köpekleriyle ilgili olaraktan vatandaşlarımızın sürekli şikayetleri oldu. Siz de buna istinaden ilçemizde Uçulukların mevkiinde günün şartlarına uygun olaraktan bir hayvan barınağı yaptınız. Fakat son günlerde bu hayvan barınağında yaşanan üzücü bir olay sonrasında bazı hayvanların orada hastalıktan veya farklı sebeplerden dolayı öldüğü iddia edildi. Bununla ilgili bir kısa değerlendirmenizi alabilir miyiz? Tabii Sedat Bey, şimdi başta siz ifade ettiniz. Tosya bir geçiş bölgesi. Yani gerek Kastamonu'dan, gerek bu Çorum, Kargı, Osmancık istikametinden, gerekse Ilgaz, Kurşunlu, Çerkeş istikametinden, İskili istikametinden sürekli bölgenin en kalabalık hayvan pazarı olması hasebiyle hayvan pazarına gelirken bununla beraber yine sokak hayvanlarını da toplayıp Tosya sınırları içine bırakıyorlar. Sizin de gözlemlediğiniz gibi Tosya'da çok sayıda sokak hayvanı var. Bunların hastalıklı olanları var, araba çarpanları var. Sokakta alınan duyumlarla, oradan buradan duymalarla bir takım belediyeye iftiralarda bulunuyor. Çamur atıyor. Sanki sadece sokak hayvanı sever onlar gibi böyle ulu orta laf ediliyor belediye. Bunun için geçici olarak biz çok da %100 nizami olduğunu iddia etmiyoruz. Geçici bir hayvan barınağı inşa ettik. Ve burada da bu hayvan barınağında da mesela bu son görüntülerde piyasaya sürülen, sosyal medyadan sürülen görüntülerde gece saat 01 sularında çok ileri derecede ölmek üzere olan bir hayvan söyleniyor, ifade ediliyor, aranıyor. Hemen arkadaşlarımız müdahale ediyor. Hayvan son demlerinde. Bağırsakları bitmiş, böbrekleri bitmiş, idrarından kan akıyor. Bu bizim barınağa getiriliyor. Gece saat 01'de Kastamonu yerine nakletme şansınız yok. Böyle çok acil durumlarda götürülemediği zamanlardaki hayvanların hastalığı ya da orada etle, bir kısmı etle beslenen oradaki ortamı istismar ederek izinsiz bir şekilde alanı gelip fotoğraflayıp ya da video alıp da bunu sosyal medyada, ulusal medyada filan paylaşmanın doğru olduğunu sanmıyorum ben. Bizimle bir görüşülür. Veteriner hekimimiz var. Onun kontrolünde, Sıtkı Bey'in kontrolünde bu işler takip ediliyor. Daha olmadı, çözüm bulunamazsa bir yanlışlık olabilir. Olmuş olabilir. Ben illa olmaz da demiyorum, iddia etmiyorum. Sedat Bey, hayvan barınağı çok %100 nizami bile olsa bu hayvan barınağında bu sokak hayvanlarını tedavi edeceksiniz, besleyeceksiniz, iyileştireceksiniz, kısırlaştıracaksınız. Ondan sonra doğal ortamına zaten salacaksınız. Yani vatandaşın hakkını düşünen yok. Belediyenin yapması gerekenler onlar bunlar yok. Bilir bilmez, yasaları bilmez, belediyenin imkanlarını bilmez. Sizin de ifade ettiğiniz gibi halkın çektiği sıkıntıları bilmez. Biz öldürelim falan demiyoruz. Böyle bir uygulamamız da asla yok. Ama yani bizim Tosya'da da siz de haber yaptınız. Onlarca çocuk hastanelik oldu. Doktora bu noktada götürüldü. Isırıldı, darp edildi, işte hayvan saldırdı falan. Ama buna rağmen biz gayet nizami bir şekilde, insana yakışır bir şekilde bunların hem tedavi edilmesini, hem toplanmasını, hem kısırlaştırılmasını, sonrasında da doğal ortama bırakılmasını sağlıyoruz. Ama her hafta cumartesi günü hayvan pazarına yüzlerce sokak hayvanı getirilip bırakılıyor. Bu sabit, bu fotoğraflanmış, bu hep bizim tarafımızdan tespit edilmiş bir konu. Tosya'da bu çok acil bir sorun. Bunu çözmeye çalışıyoruz. Ama bu işler çözülürken de münferiden olan bir takım olumsuzluklar, talihsizlikler, trafikte olanlar, tamamı fatura toplanıyor, belediyeye kesiliyor fatura. Bu insanları biraz daha duyarlı, biraz daha sorumlu, biraz daha yasaları bilerek, biraz daha belediyenin imkanlarını ve ortamlarını bilerek bunları konuşmalarını rica ediyorum. Ayrıca biz o görüntüleri yayınlayan belgeleriyle, bilgileriyle sosyal medyadaki gerek video paylaşımları, gerek Facebook paylaşımları Tosya Adliyesi'nde savcılığa suç duyurusunda bulunacağız.
belgeleriyle beraber bunların takibini yapacağız. Bunu da sizin aracılığınızla ifade etmiş olalım. Biz insana yakışır bir şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.